Sevgili arkadaşlar, Müjdet hoş geldiniz. Hemen şu anda yayınımıza başlıyoruz. Herkese tekrardan hoş bulduk. Yine çok heyecanlı maçlar abi. Artık yavaş yavaş ligde şekilleniyor. Yani yavaş yavaş ligde, evet, dediğim gibi lig yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çok güzel maçlar var. Bugün Karagümrük maçını bir kere sanırım izlemiştik daha önce. Bugün yeniden Karagümrük maçıyla sahne alacak bir ligimiz var. İstiyorsan şöyle bir önce maçlarımızı gösterelim. Bugün ilk maçımız arkadaşlar, bu arada müzik sesi çok fazla. Onu bir tık kısmıştım ama düzeldi mi arkadaşlar acaba? Geldiyse onu söyleyebilirsiniz. Eğer düzelmediyse de tamamen kapatabilirim. Tamamen kapatalım istiyorsanız. Evet arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Şimdi ilk maçımız Altay Espor takımı Eskişehir Espor takımına karşı oynayacak. Birinci maçımızda bu arada tarihlerde ufak bir hata olmuş. Onun için de tekrardan izleyenlerimizden özür dileriz. 27 Kasım olacak. 20 Kasım olarak kalmış. Kusura bakmayın lütfen bunun için. Tekrardan özürlerimizi iletiyoruz. Hemen Karagümrük maçının Karagümrük takımının kadrosuyla sizlerle beraber olayım istiyorsanız. Karagümrük takımı bugün 4-2-3-1 taktiğiyle oynayacak. Süphan Gültekin daha önceki maçında gerçekten çok iyi bir kalecilik yapmıştı. Süphan Gültekin bugün kalede oynayacak. Efe Ali Biter, Özgür Ekici, defans ikilisi, stoper ikilisi, Arslan Ekşi sol bekte, Metin Karagöz sağ bekte oynayacak. Mikail Yalçın ve Mutlu Mutlu bugün ön libero'da oynayan isimler. Hasan Mert sol açıkta, Boran Bor forvet arkasında 10 numaralı pozisyonda. Doğuhan Subaşıoğlu sağ açıkta ve Ertuğrul Seyhan da forvette olacak sevgili arkadaşlar. İstiyorsanız hemen Karagümrük takımının maç öncesi vermiş olduğu demece bakalım. Geçen hafta aldığımız galibiyetin ardından hız kesmeden seri galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Bu haftaki rakibimiz güçlü ama karşılarında zor anlar yaşatmak ve galibiyet almak için çıkacağız. Seyir zevki güzel maçlar olmasını umuyor. Rakiplerimize başarılar diliyorum demiş Ahmet Cansever. Bu kadroyla alakalı söylemek istediklerim var mı Miraç'ım? Abi şöyle, Karagümrük Ligi'ye ilk hafta kötü başlamıştı hatırlarsan. Hem Antep hem Eskişehir'e 2-1 kaybetmişlerdi. İlk hafta daha heyecanlı bir takımlardı. Hani ilk haftanın heyecanı, yeni esporda olmanın heyecanı. Geçen hafta Ordu'ya karşı 3-1 ve Altay'a karşı 1-0 kazandılar. 6 puanla çıktılar. Ligi 6 puanla kapatan geçen hafta ender takımlardan biriydi. Tabii ki özgüvenleri yerine geldi. Bugünkü maçta da ben şanslarını hiç düşük bulmuyorum. Kadro diziliş aynı. 4-2-3-1 üzerinden devam ediyorlar. İlk yenildikleri haftadan sonra vazgeçmemişler bundan. Bu taktiği oturup geçen hafta üstüne koyup 6 puan almışlardı. Bugün de Karagümrük'ten ben yine daha defansif ağırlıklı, daha dengeli bir oyun bekliyorum açıkçası. Daha defansa önem veren bir takım gördüğüm kadarıyla Karagümrük. Hatırlar mısın? Arslan Ekşi'nin bizim anlattığımız maçta 2 tane çizgiden çıkardığı top vardı. Evet. Şimdi aklıma geldi o maç. İstiyorsan hemen deplasman takımı olan diğer takımımızda devam edelim. Burada da kusura bakmayın, burada ufak bir hata, benden kaynaklanan bir hatamız olmuş. Hemen Eskişehir Spor'umuzun şöyle bir takımını sizlere gösterelim. Evet, Eskişehir Spor takımının kadrosuyla karşınızdayım yeniden. Volga Kolat ilk defa görüyorum ya da ben mi yanlış biliyorum? Ben de ilk defa gördüm. Abi şöyle ufak bir hatamız oldu. Karagümrük maçı ikinci maç. Eskişehir'in rakibi biliyorsun Altay. Ufak bir karışıklık oldu orada. Altay'a geçelim Eskişehir'den sonra. O zaman tamamen benim hatalarım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. İstiyorsan o zaman ben şöyle yapayım Miraç'cığım. Sen şu anda Eskişehir deplasman takımının kadrosunu yap. Ben de diğerlerini düzelteyim. Tamamdır abi. Eskişehir 3
4-1-2 dizilişiyle oynuyor. İlginç bir tercih olmuş bence bugün Kaptan Batuhan'dan. Hemen kadroyu sayalım. Kalede Volga Kolat var. Sağ stoperde oraya aslında aşina bir isim. Yılların tecrübesi Caner Uygun var. Bora Güneysu ve Alp Aktaş defans üçlüsünü oluşturan diğer isimler. Sol açıkta Mehmethan Küçük, sağda Okan Çap var. Bu iki oyuncu da aslında bek orijinli oyuncular. Ama 3-5-2'ye gayet gidebilecek hücumcu yüksek bekler gerçekten. Ön libero'da Tuğrul Süzen ve Eren Özpınar'ı görüyoruz. Eren de takımın eskilerinden bu arada, eski oyuncularından. Cam'da takımın kaptanı Batuhan oynuyor. Batuhan Özpınar ve forvette Boran Gürsoy'la Deniz Gecebakan var. Batuhan yine 3-5-2 gibi bir tercih, 3-4-1-2 gibi bir tercihte bulunmuş. Hı hı. Bekleri gerçekten çok kaliteli. Bence ligin en iyi beklerinden, Eskişehir'in en güçlü tarafı bence Okan ve Mehmet Han'a sahip olması bek tarafında. Hı hı. Hem hücumu hem defansı mükemmel yapıyorlar. O yüzden bu taktikte ben sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Kontratlar da çok iyi çıkıyorlar zaten. Evet, işte abi ben tamamen beklerin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum bu taktikte. Ya bek kanatları bakalım, diyeyim daha doğrusu, beklemek doğru olmaz. Çok... Nasıl bir Eskişehir bizi bekliyor diyorum ve istiyorsan biraz hemen Eskişehir tamamdır takımımızın abi bir de vermiş olduğu demeçe geçelim. Tabii. Geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet sonucu haftayı 3 puanla kapattık. Ligde ivme kazanmamız için çok önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Takım hazır, kendimize yakışır şekilde mücadele edip istediğimiz olanı almak istiyoruz demiş Batuhan Özpınar. Batuhan kaptan bu şekilde değerlendirmiş maçı. Tabii ki az önce söylemiş olduğum gibi tekrardan kusura bakmayın. Hemen Altay takımının ilk 11'ini vereceğim size. Çünkü Altay'a karşı oynayacaklar. Evet, Altay takımının ilk 11'i bu şekilde 4-3-3 oynuyorlar. Bu sene pro kulüpte fazla görmediğimiz bir diziliş. Yani 4-3-3'ün evet, hani canlısını daha fazla görüyorduk ama 1-CDM, 2-CM'yi çok az görüyorduk. 1-6-2-8 de oynuyorlar sanki abi. Evet, aynen dediğine katılıyorum. Kerim Dağlı burada benim çok beğendiğim bir oyuncu. Kendini bayağı geliştirmiş. Çok eskiden de gelen bir oyuncu. İstiyorsan ben bir kadroyu vereyim, ondan sonra bir kadro değerlendirmesi yapalım. Tamamdır. Kalede Yiğit Kemal oynayacak bugün. Stoper ikilisi Cihat Şirin ve Yiğit Özünal. Sol bekte Çağlar Coşkun. Sağ bekte Timur Karamanoğlu. Orta saha üçlüsü Uygar Öztoprak. O da çok eskilerden gelen bir oyuncu. Zaten kadro kemik kadro biraz. Nedim Özgüner ve Mert Vatansever üçlüsü bugün orta sahada. Sağ açıkta Berkay Haydaroğlu. Sol açıkta Kerim Dağlı. Ve forvette Ahmet Ceylan. Evet, senin bir yorumunu alacağım ama öncelikle ben bir kelimeyle bir yorum yapacağım. Şu kadro nereden baksan bir 6-7 yıllık pro kulüpte gidenler gelenler oldu ama bir kemik kadro. Evet, senin yorumunu alayım. Evet. Abi kesinlikle katılıyorum. Çok tecrübeli oyuncular var. Kerim, Nedim, Uygar olsun, Cihat olsun. Geçen sene ön plana çıkmıştı Yiğit Kemal olsun kaleci. Çok aslında stabil ve kemik bir kadro. İlk hafta iyi başladı Altay. 4 puanla başlamıştı lige ilk 2 maçta. Ama geçen hafta kötü bir performans göstererek 2 maçta da mağlup oldular. Yani bugün de onlar için bence çıkış haftası olmalı. Geçen hafta işler kötü gitmişti. Team Aurora'ya 3-0 ve Karayümre'ye 1-0 kaybetmişlerdi. Çok çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Ama ben taktiksel anlayışlara baktığımda bir tık Karayümre'yi favori görüyorum açıkçası. Kara Gümrüğü favori görüyorsun. Peki o zaman istiyorsan hemen Altay'ın da vermiş olduğu demece bakalım. Ligi iyi başladık ama geçen hafta ne yazık ki formumuzdan uzak olan bir performans ile tanıştık. Kötü ve şanssız puan kayıpları yaşadık ancak ligin daha başı ve takımca bundan ders çıkaracağımızı düşünüyorum. Bu akşamdan itibaren bu haftaları telafi edip Büyük Altay Espor'un hak ettiği oyunu sergileyip yeniden ligin ilk haftasında olduğu gibi formumuzu yakalamak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Rakibimize başarılar diliyorum. Umarım hak eden kazanır. Herkese iyi yayınlar. Ağzınıza ve emeğinize sağlık demiş Cihat. Cihat'a da bir çok teşekkür ederim. Burada da bizi düşünmüş. Bizimle alakalı bir yorum yapmış Cihat. Sağ olsun. Şimdi geçen haftadan hafta içinde daha doğrusu çarşamba günü oynanan maçlarımızın skorlarını verelim istiyorsanız. Bu arada sen de maçı başlatabilirsin Miratcığım. Başlayabilirler. Çarşamba günü birbirinden güzel maçlarımız oldu sevgili seyircilerimiz. Göztepe takımı bu sene çok 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 iyi bir kadro kurmuş. Geçen sene son 3 takımdan biriyken bu sene inanılmaz bir kadro kuran Dijital Stars takımına karşı oynadı. Karşısında çok sağlam bir takım olmasına rağmen Göztepe 1-0'da olsa kazanmasını bildi. Gerçekten mükemmel bir maç oldu. 90 artıda geldi gol. Bu golleri de, bu maçları da izlemek istiyorsanız sizi YouTube kanalımıza mutlaka bekliyoruz. Alt kısımda var YouTube kanalımız. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel bir maçtı. Aynı zamanda bu maçlarımızın özetleri de Instagram hesabımıza yükleniyor. Yine alt kısımda Instagram hesabımız da var. İkinci maçımız ise Ordu-Antep maçı. Burada Antep'i herkes favori görüyordu. Gaziantep'i herkes favori görüyordu ama Ordu ilk haftalardaki performansından çok uzak şekilde, kötü performansından uzak şekilde inanılmaz bir performans sergiledi. Ve 2-0 kazandı. Ve bir diğer maçta aslında biraz çarşamba günü çok ilginç olmuş.
Team Aurora'dan da AS4 oynadı. AS4'ten mutlak galibiyet bekliyordu taraftarları. 9-1'lik mi, 9-0'lık mı bir skoru vardı çünkü bir hafta önce. 9-1 Bilgi'ye karşı. Bilgi'ye karşı. Yani herkes AS4'ün bu maçı farklı kazanacağını düşünürken Team Aurora 3-1 yapmış olduğu maçı 3-3 bitirdi. AS4 takım maçı bırakmadı. Bir de yine özetlerde olacaktır. 90 artıda sanırım bir pozisyon var. Çağrı ile Onur sanıyorum çarpıştı o pozisyonda. 4-3'ü bile yakalayabilirlerdi. Bu arada çarşamba günü bu maçlarımızın anlatımını yapan ve aynı zamanda maçlarımızı yorumlayan Mustafa Altuntaş ve Mustafa Özdoğru'ya buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda rejide, kameraman ekiplerinde kim varsa, kimin emeği geçiyorsa hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Buradan da onlara teşekkürlerimizi söyleyelim. Evet, şu anda maçımız başlamak üzere. Ben şu anda bakalım Altay-Eskişehir maçı oynuyor. Karagümrük değil, Altay-Eskişehir maçı oynuyor. Biliyorum Cihat'cığım. Haberimiz var, onu düzelttik. Onur Online canım diyor. Herkes Team Avro, Fenerbahçe karşı çok etkili oynuyor. Sarılacaklar Team Avro'nun bu oyununa çok şaşırdı. Şu dakikalarda zorlanıyor diyor. Ve Türk adam yerini yine almış Miraç'cığım. Evet, sen neler evet. söyleyeceksin Miraç? Yani şu anda mesela ilk maçımız başlıyor. İlk maça giriyorum mu abi? Evet, ilk maçımız Altay Eskişehir maçı şu anda başlamak üzere. Yorumların varsa alabilirim. Abi Eskişehir 3-4-1-2 oynuyor. Çok yani sıkıntılı bir taktik ama uzun süredir de bunu deniyorlar açıkçası. Ben iyi oynadıklarını düşünüyorum bu taktiği bekleri sayesinde. Altay'da biraz kaos gördüm geçen haftaki skorlardan sonra. Yani o yüzden ben bir tık bugün Eskişehir'i bu maçta favori görüyorum Altay'a oranla. Ama Altay'ın da şöyle bir durumu var. Gerçekten çok köklü oyuncuları var. Demin saymıştım, Uygar olsun, Kerim olsun. Hani her an tecrübeleriyle bir tane ekstra çıkartabilecek oyuncular. Çok yakın seviyede bence iki takım. Kafa kafaya bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Büyük bir fark asla olmayacak bu maçta. Ben Kerim Dağlı mesela çok iyi skill bilen, kendi geliştirmiş bir oyuncu. Son zamanlarda forvet arkasında oynuyordu. Bugün açıkta oynayacak. Eğer gerekli zamanda gerekli skill yaparsa, abartmazsa sol kanattan çok iyi geleceklerini düşünüyorum. Altay takımının. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Şu anda chatimizde de yorumlar var. Eren Ançer'in kafa vuruşunda Team Aurora savunması topu çizgiden çıkartıyor diyor. Evet arkadaşlar, bunu da bilgisini verelim. Bu maçtan sonra Karagümrük Fenerbahçe maçı bizlerle olacak. O maçın da anlatımını bizler yapacağız sizler için. Şu anda biz hala maçın başlamasını bekliyoruz. Startımızı verdik değil mi Miraç biz? Onayladık. Evet, söyledik. Aha, bekliyoruz başlamasını. Tamam, maçın başlamasını bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Umuyorum bu arada bir gol olacak. Haberi var abi. Sivas 1-0 öne geçmiş Karagümrük'e karşı. Karagümrük'e karşı dakika daha 2'de Sivas öne geçmiş. Buradan da Sivas Sporlu oyuncuları tebrik ediyoruz. Ve Altay maçımız şu anda başlıyor. Umuyorum ki güzel bir maç olacaktır. Her zaman olduğu gibi Orevan'cığım çok teşekkür ederim güzel yorumun için. Burası tabii ki biraz daha ciddi bir yer olduğu için çok cevaplamıyorum sana ama YouTube'daki videolarda gerekli cevap vereceğim. Abi Altay'ın taktiği çok ilginç değil mi demiş Arda. Arda'cığım evet, maç öncesinde konuştuk. Aslında normal oyunlarda, bireysel oyunlarda çok tercih edilen bir taktik. Ama şeylerde, pro kulüpte falan o kadar da tercih edilmiyordu. Bakalım bugün neler yapacak Altay bu taktikle. Chat'e bakıyorsun sen sanıyorum. Ben çünkü daha evet, fazla abi, maçı tam ekran yapıp tabii yani. Hani öyle bakmak istiyorum. Tabii doğru. Başlıyor abi, bakalım. Hı-hı. Çok heyecanlı bir maç olacağına eminim ben gerçekten. Onur abi sen bıraktın mı demişler. Hayır, ben bırakmadım. Ben yani şöyle oyunu bıraktım. Fenerbahçe'de enerjilik yapıyorum. Bunun da bilgisini verelim. Evet, maçımız başladı. Umuyorum güzel bir maç olacaktır. Altay takımı orta sahada şu anda kontrolü almış durumda. Miraç şeyi yazabilir misin sana zahmet? Yani yine isimler yok. Tamam. PSN'ler var. Altay'ın yayınında. Tabii Eskişehir'in yayınına geçelim. Ben sana atıyorum, orada tamam. İsimler var. Öyle yapalım lütfen çünkü. Sevgili arkadaşlar, güzel bir maç. Sizler için anlatacağız ama isimleri göremediğim için burada biraz zorlanıyoruz. Hemen yayınımızı değiştireceğiz ama derken siz tabii ki ayrılmayın. Bu arada biraz aslında karşı karşıya pozisyon. Vurdu, gol oldu. Altay 1-0 öne geçti. Onur Online canım. Vurdu, gol oldu. Altay 1-0 öne geçti. Ben senden bu arada hala bekliyorum. Yolladım Discord'dan abi. Tamam. Altay 1-0 öne geçti. Kusura bakmayın çünkü bana bunu WhatsApp'tan gönderebilir misin Miraç?
Altay erken buldu golü açıkçası. Çok açık verdi Eskişehir savunmasında. 3-5-2'nin zaafı abi işte bu da. Bir anlık hatada. Gönderdiğin zaman lütfen bana söyle. Ceza sahası içinde bu arada Cihat uzaklaştırıyor topu Cihat. Altay takımı 1-0 önde devam ediyor. Yolladım abi. Tamam. Ceza sahasında çok tehlikeli pozisyon. Cihat uzaklaştırdı. Biz hemen şu anda linkimizi değiştirip devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Bu aksilikten dolayı bizim elimiz bizden kaynaklanan bir aksilik değil. Evet, burada da maç sesi yok sanıyorum Miraç. Doğru mu? Bir evet. Dakika abi. Evet, maalesef yok. Maç sesi yok. Ama en azından yayınımız düzgün. Altay çok iyi başladı maça. Yani bence bu skor çok avantaj şu an Altay için. Eskişehir paniklerse, 2'yi bulursa Altay maç çok farklı bir yere gidebilir. O yüzden Eskişehir'in bence bir an önce kendini toparlaması lazım. Yani Eskişehir biliyorsun ki kontra atakları çok iyi oynayan bir takım. Aslında 0-0 giden bir maçta her zaman daha avantajlı gibi gözükse de erken yedi golü. Altay golü erken buldu ve şu anda Eskişehir'in bütün dengesi bozuldu diyebilir mi? Şu anda ceza sahası içerisinde çok büyük bir pozisyon var. Ceza sahası içinde Nedim vurdu. Son anda Caner inanılmaz kurtardı. Kalecinin terse gittiği pozisyonda Caner Uygun çizgiden çıkardı topu. Gerçekten inanılmaz müdahale. İşte Caner Uygun da yılların oyuncusu, yılların defans oyuncusu. Burada yıllarca tamamen tecrübe. Milli takımda oynamanın vermiş olduğu tecrübe diyebiliriz. Gerçekten bütün kelimeleri, bütün şeyleri hak ediyor, onu söyleyelim. Evet. Eskişehir Spor. Bu arada dakika 59, Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Team Aurora karşısında. Ömer Yücel çok organize bir gol diyor. Türk adam, çok teşekkür ederiz. Eskişehir Spor geliyor. Altay şu anda defansını çekildi. Eskişehir Spor boşluk görüyor ama Nedim girdi araya. Nedim şimdi orta sahadaki oyuncusunu oynadı. Bir pas. İkinci pozisyon, üçüncü pozisyon. Abi Altay'ın en önemli özelliği biliyorsun kontra ataklarda atılan uzun toplar. Çok iyi uzun top kullanan bir takım. Eskişehir de burada açık verirse eğer üçlü defans oynadığı için Altay çok fazla tehlikeli pozisyon bulacaktır. Evet, Arden mi geldi? Göremedim ama Arden buradaysan selamlar, görmedim seni tam. Kusura bakma. Miraç, lütfen uyarıyı yapar mısın? Devre arasında yayıncı isimleri lütfen yapsın. Bu bizim için önemli çünkü diğer tarafta yok. Şu anda Altay taraftarları genelde bayağı bir ilgi gösteriyor maçımıza. Chat'te görmek istiyorum. Altay taraftarları ne kadar ya da Eskişehir taraftarları. Lütfen renginizi belli eder misiniz? Bu arada ceza sahasına büyük tehlike. Bomboş pozisyon. Gökhan vurdu. Kaleci inanılmaz kurtardı. Gökhan vurdu. Kaleci inanılmaz yani bir kurtarış. Yiğit Kemal'den gerçekten inanılmaz bir kurtarış. Harika. Geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. O da büyük takımların radarındaydı geçen sezon. Bu performansıyla bence radarda kalmaya devam edecek. Bizim için saldır Denizli'm demiş. Saldır Altay diyor Nevzat. SS demiş Azu Sky. Can Peker siyah beyaz şampiyon Altay diyor. Şu anda Altay taraftan bir tık önde. Ceza sahasında sağ kanatta güzel hareketler. Şimdi orta sahaya döndü. Uygar baktı. Çok uzaklardan vurdu Uygar. Kaleci. Bence zor bir şuttu. Çok zor uzaklardan geldi. Çok uzaklardan geldi. Stadyumdan yazıyorum diyorlar. Evet, bu maçtan sonra arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın. Bu maçtan sonra Fenerbahçe maçı sizlerle olacak. Karagümrük Espor 1907 Fenerbahçe Espor maçı bu maçtan sonra sizlerle olacak. Bu arada Sivas'ta 2-0 önde Karagümrük karşısında. Karagümrük karşısında Sivas 2'yi mi attı Miraç? 2'yi buldu, evet. Tebrik abi. Ediyoruz Sivas'ı. Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ben Eskişehir'den daha baskılı bir oyun bekliyordum derken ceza sahasında mükemmel bas. Deniz çıktı, kaleci aldı. Hem burada Yiğit Kemal'in iyi çıkışı hem de orada Deniz sanki biraz fazla ayağından açtı. Ama pası kim verdi göremedim ama çok iyi pastı. Onu söyleyeyim, çok iyi pastı. Çok iyi bir pas verdiler orada. Yiğit Kemal'in bence hakkıdır bu. Çünkü gerçekten erken çıktı, dikkat edersen. Beklemedi, erken çıktı. Hata da yapabilirsin, kurtarabilirsin. O kurtardı. O yüzden övgüsünü verelim Yiğit'in.
Batuhan'ın birazcık bu dakikalarda çıkıp cam bölgesinde oyunu hareketlendirmesi lazım Eskişehir'de bir bence. Ceza sahasında çok iyi bir atak yanlarına otakta. Bir son dakika haberimiz var. Bir son dakika haberi. Bilgiye Spor 0, Adana Spor dakika 90, 1-0 önde. Bilgi için işler kötü gidiyor. Evet, ses ve görüntüyü nasıl alabilirsiniz diye bir şey gelmiş ama tabii ki yayınlar aynı zamanda olmuyor. Birbiriyle arasında gecikme oluyor. Ama biz onu devre arasında halletmeye çalışacağız. İkinci yarıda umuyorum ki bunu halledeceklerdir. Bu sorunu gidereceklerdir. Bu arada Fenerbahçe golü yedi. Fenerbahçe 1, Team Avrupa 1, dakika 80. 4-4 giden Fenerbahçe ilk puan kaybını yaşamak üzere. Dakika 80. Devre arasına biraz zaman kaldı. Altay 3'e 3 yakaladı. Bu pozisyon çok önemli. Altay 3'e 3 yakaladı. Ceza sahasına doğru baktı. Bir güzel hareket. Kerim var. Kerim girdi. Arkadaşıyla çarpmıştı. Arka direği bir orta stoper vurdu orada topa. Eğer orada çarpışmasaydı çok farklı bir pozisyon izleyebilirdik o skinden sonra. Evet, harika bir pozisyon olabilirdi. Şu anda bu maçı gerçekten anlatmayı çok istiyorum. Lütfen artık isimler gelsin. Çünkü çok güzel maç oluyor ama isimler olmadığı için yani anlatamıyorum, zorlanıyorum. Bu benim için çok önemli. Lütfen bu halledilmesi lazım. Ben yazdım ama sanırım görmediler maçın heyecanıyla. Ben isimlerin bir bölümüne hakimim abi. Olduğu kadar ben isim olarak da söyleyeceğim oyuncuları. Tamam. Yani bu arada beklentimin çok tersinde bir oyun oluyor. Altay normalde topu tutmayan takım olur. Az sahip olan takım olur oyun tarzı olarak. Aynısını ama bu maçta %61 doğru. Topa sahip. Aynısını ben de söyleyecektim. Doğru söylüyorsun. Altay daha fazla, daha doğrusu Eskişehir hani 3 defans oynuyor. Daha fazla baskı yapacağını düşünüyordum. Çok daha baskılı oynayacağını düşünüyordum. Öyle bir şey şu anda gerçekleşmedi. Bakalım ikinci yarıda neler bizi bekliyor. Tahminlerimin dışındaydan bir maç yani açıkçası. Aytunç'um olacak. Fenerbahçe maçında her şey olacak. Fenerbahçe maçında hepsi olacaktır. Caner orta sahaya doğru oynadı. Eskişehir Spor orta sahada güzel paslaşmalar yaptılar. Orada Uygar geldi. Topu aldı Uygar. Kerim Dağlı. Sol kanattan geliyor Kerim Dağlı. İçeri girmeye çalıştı. İşte karşısında tecrübeli bir isim var. Caner topu aldı. Uzaklaştırdı. Çok da iyi bir pas verdi. Şimdi Eskişehir Spor hata olabilir. Gökhan ortaya döndü. Ters kanada uzun bir top. Yakalayabilecek mi topu? Oyun içerisinde tutmayı Mehmet başardı. Şimdi birazcık daha Mehmet Han'ı kullanmaları lazım. Solda bence. Aslında, evet. Güzel paslaşmalar yapıyor Eskişehir Spor. İkinci yarıda biraz daha iyiler. Ceza sahası bomboş pozisyon vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu. Ceza sahası tam içerisinde. Tam Eskişehir'den beklediğimiz bir gol. Yani Eskişehir'den beklenen bir gol. Ekstra pas atan kimdi? Ekstra pas atan çok iyi attı. Ekstra Batuhan. Pas atan harika bir pas pardon. Attı. Pardon, diğer forvet attı. Batuhan değil. Batuhan ilk pası attı. Orada, çok çok araya. İyi bir pastı. Bu arada sanıyorum Team Aurora tabii AS4 takımıyla beraber kalmıştı, doğru mu? Evet doğru. 3-3 bitmişti o maçta. AS4. Bugün bir diğer şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'ye de bir çembe taktılar. Ve 1-1 bitti maç. Fenerbahçe ilk puan kaybını yaşadı. Bu haftada şu anda bir sonraki kara grup maçı çok heyecanlı olacak derken ceza sahası Yiğit. Evet, Murat Kaba bir yorum yapmış. Eskişehir atak kesemiyor. Hücumda iyiler. Riskli müdahaleler yapmamalılar. Bu maçı SS alır diye düşünüyorum demiş. Murat'a çok teşekkür ederiz bu yorumundan dolayı. Güzel bir yorum yapmış. Bakalım. Evet, olacak. Ahmet Alkaya iyi yayınlar demiş. Ahmetciğim hoş geldin. Ceza sahası şimdi çok tehlikeli. Boran Cihat orada müdahale yapacak. Eskişehir'de oyuncular kapmaya çalıştı ama izin vermediler. Şimdi Eskişehir atağı sağ kanattan Gökhan harika aldı. Ceza sahasında uzaklaştırılamayan top, vurulmayan of, top. Of of. Nedim'in sonunda vurdu ve uzaklaştırdı. İnanılmaz bir karamboldü gerçekten. Borkias hoş geldin, teşekkürler. Eskişehir Spor biraz toparladı diyebilir miyiz Binaş? Toparladı kesinlikle. İkinci devre ile beraber çok daha farklı, Eskişehir Spor'un oyun stiline benzeyen daha yakın bir oyun gördük. İlk devre Eskişehir kendi stilinin çok dışında oynadı bence. Altay da aynı şekilde, yani ikisi de sanki farklı oynadılar. Eskişehir Spor ikinci yarıda biraz daha ağırlığını hissettirmeye başladı. Ama işte Altay da bu dakikalarda en iyi yaptığı şey uzun toplar abi. Eskişehir çok dengesiz yüklenirse eğer Altay uzun toplarla çok ciddi kontrataklar bulabilir. En doğru. Önemli özelliği. Bu arada Ahmet Alkaya biraz sana da yayınlar diye kolay gelsin diye bir yorum yapmış sana. Teşekkür ederim Ahmet abi. Hoş geldin diyelim. Her zaman bekliyoruz yayınlarımıza. Çok tehlikeli bir pozisyon. Eskişehir Spor geldikçe geliyor. Ceza sahası dışında Emre boşluk arıyor. Kaptan oynayacak. Batuhan aldı. Tekrar ceza sahası dışına doğru güzel pas ama Uygar var orada.
Altay takımı iyice defansa çekildi. Orta sahalarıyla beraber defans yapıyorlar. Kontra ataktan gol bulmaya çalışıyorlar. Şimdi sağ kanattan geliyor Altay. Güzel bir pas. Ortaya döndüler. Tekrar sağ kanat. Orta gelecek ama biraz ayağından açtı. Kıran kırana bir mücadele oluyor. Kanattan gelen ataklarda top kaybı yaşasak da hem defansta hem atakta gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Altay'a dur diyor. Can Peker'cim çok teşekkür ederiz güzel yorumun için. Teşekkürler. Bu arada Sivas Spor 3-1 yapıyor. Fatih Karagümrük, daha doğrusu Karagümrük Espor'a doğru 3-1 yapıyor. Tebrik ederim. Eskişehir Spor hata. Ceza sahasında Batu bomba pozisyon Cihat uzaklaştırdı. Dakika 67. İki takım da şu anda bir puana razı değil. İki takım da gol istiyor. Bakalım golü kim bulacak? Dediğimiz anda dakika 81'de Sivas Spor maçı 3-2 oldu. Karagümrük golü attı. Şu anda heyecan dolu bir maç. 3-1'den geri gelebilecekler mi? 2 dakikada ilk gol atmışlar. Onu da söyleyelim de hatta 3-0'dan daha doğrusu 3-1'de 3-2 olmuş. Bakalım. Bu maçta da artık son 20 dakika hatanın telafisi olmayacak dakikalara geldik. 70. dakika. Ceza sahasında Eskişehir Spor'un şu anda atak bölgesinde bir tık daha etkili olduğunu söyleyelim. Yani şu an görüntü şu, Altay ben alabilirsem 3 puanı alırım. Alamıyorsam da 1 puan hiç yoktan iyidir diyor. Yani 1 puan ama aslında Eskişehir benim için iyi. Hani üstüme çok gerilirse de bir de kontra atakla atarım gibi bir havası var. Aynen öyle, aynen öyle. Ama Eskişehir sanki direkt 3 puan istiyor gibi. Bu burada kontra da yiyebilirler. Zaten maç öncesi şeyleri görmüştüm. Demeçte de görmüştüm yani. Bu hafta çıkışa geçeceğiz, evet, bu hafta bu hafta falan tarzında. Kerim Dağlı kendi kalesine mi atıyordu? Hayır, Kerim Dağlı golü atıyordu. Yani orada ben şok oldum pozisyonu izlerken. Gerçekten çok önemli bir fırsat Dağaltay adına. Bu arada bir son dakika haberi. Futbolist 2-1 kazanıyor Kasımpaşa'ya karşı. Futbolist'i buradan tebrik ediyoruz. Dakika 75 artık. Bu maç için arkadaşlar yorumculuğumuzda ve spikerliğimizde eğer sorun varsa kusura bakmayın çünkü isimleri göremiyoruz. Bir sıkıntı var. Ama bir sonraki Fenerbahçe maçında daha çok daha güzel bir maç anlatacağız. Puan durumunu nereden görebiliyoruz? Puan durumları şu maçı bir anlatayım hemen cevaplayacağım. Nedim'den güzel bir pas. Ceza sahasına bomboş pozisyon direkten döndü. Bomboş pozisyon direkten döndü. İnanılır gibi değil. İşte demin bahsetmiştik bu kontralar gerçekten çok tehlikeli Altay'ın. İlk defa izliyorum diyenler var. İlk defa izliyorum diyen arkadaşlarımız lütfen yukarıdan takip et butonuna ve bildirimleri açı yaparsanız bundan sonra her hafta aynı gün biz çarşamba ve cuma günleri yayında oluyoruz. Bildirim gelir ve maçları kaçırmazsanız hoş geldin Bahadır'cığım. Ceza sahasında bir orta bir kafa geldi orada hakeme baktım. Avut dedi hakem. Dakika 80 son 10 dakika. Bakalım bu son 10 dakika içerisinde golü herhangi bir taraf bulabilecek mi? İnanılmaz bir pas ceza sahası içinde bomboş pozisyon ediliyor karşı karşıya ama müdahale geldi. Eskişehir Spor'un oyuncularından mükemmel bir müdahale geldi. Şimdi Eskişehir Spor hata. Bakalım ikinci golü bulabilecekler mi? Deniz bir pas attı. Cihat'ın ayağından sekti. Yeniden alt sahaya sağa. Orta sahada kaptırılan toplar. Daha doğrusu hücuma gidilmeden kaptırılan toplardan. Bir o takım bir bu takım şu anda atak yapıyor. 83. dakika. İki takım da gol istiyor. Ceza sahası içerisine doğru bir top atacak mı Nedim? Şöyle bir baktı kanada oynadı. Sol kanattan şimdi geliyorlar. Kerim Dağlı sol kanattan sol bekine pas attı. Tekrar Kerim Dağlı. Ofsayt var mı? Hakeme baktı öyle dedi. Oradan şut denedi. Yine çok Caner. İyi iş bir tercih Kerim'den. Yine ama Caner yine Caner. Bence şöyle bir hata yapıyor Altay. Kerim'in oradan sol kanattan çok geliyorlar ama Eskişehir'in de bence Caner. En güçlü yanı evet, sağ stoperi Caner. Doğru. Yani kanat değiştirmeleri lazım bence biraz daha. Yani ne kadar deneyimli gördün oradan hiç geçirmedi. Batuhan şimdi sağ kanattan hakeme baktı. Oynayın dedi. Ofsayt yok dedi. Batuhan ceza sahası içinde. Dakika 88. Gol gelir mi? Carlos Moyra'nın sarı kartı var ama. Çok cılız bir şut. Orada kararsız kaldı bir anlık. Şut çıkarsam mı pas atsam mı diye. Ama Altay da çok iyi kapandı. Evet bir kontra atak. Nedim şimdi aldı topu. Nedim ceza sahasını oynadı. Büyük bir pozisyon var. Karambol Nedim. İnanılmaz. Hakeme baktım. Koyner mi alın mı koyner dedi. Artık çok tehlikeli. Pozisyon. Artık son pozisyon. Bakalım bu koyneri nasıl kullanacaklar. Altay takımı şu anda Cihat ileride. Cihat'a doğru kullanıldı. Ceza sahası içerisinde bir şut kalecinin üstüne gitti. Bir şut kalecinin üstüne gitti. Ve 90 dakikanın son düdüğü.
Şans an Eskişehir için bence son top. Gerçekten Altay orada iyi bir organizasyon yaptı. Harika bir maç izledik bence ama bu çok kıran kıran. Bu arada inanılmaz bir gole biri. AS 4-0 Başakşehir 1 dakika 85. Dakika 85. Ligde çok kötü giden Başakşehir takımı 85. dakikada golü buluyor AS 4 takımına karşı ve inanılmaz bir maç oluyordur o da. Mükemmel bir maç oluyordur. Çok teşekkür ederim Recep. Recep mükemmel maç atıyorsun. Sanki içindeyim. Çok teşekkürler. Bu lig resmi bir lig mi? Yani resmiden kastımız nasıl anlayamadım ama takımlarımız resmi takımlarımız. Evet. Hepsi gerçek Süper Lig'deki ya da işte TFF'ye bağlı takımlarımızın hepsi gerçek takımlarımız, resmi takımlarımız. Onu söyleyebilirim. Şimdi Miraç'cığım hemen ben şöyle bir tabii ki bu maçta yavaş yavaş Fenerbahçe'nin maçına geçelim istiyorsan. Ben puan durumunu bu arada senden, bir atıyorum. Senden abi. Ricam şu, bu maçla alakalı bir yorum bekliyorum senden. Altay maçıyla ilgili bir tane. Altay maçıyla ilgili bir yorum bekliyorum ben senden. Abi şöyle ilk devre tamamen hani ligi bilenler bu söylediklerime katılacaktır. Hani ligi düzenli takip edenler. İki takım da birbirinin normalde oynadığı stilin dışında oynayarak bir ilk devre geçirdiler. Altay çok baskı kurarak, çok hücumda olarak bir ilk devre oynadı. Eskişehir'de tam tersi baskı yapan bir takımdır ama daha geride karşılayan 3-5-2'ye rağmen bir daha defansif bir futbol oynadı. İkinci yarı iki takım da bence gerçek stiline döndü. Altay topu uzun olarak uzun topları iyi kullanan, iyi kontratağa çıkan bir takım olarak. Eskişehir'de iyi baskı yapan, bir anda hücuma iyi çıkan bir takım olarak, rakip sahaya iyi yerleşen bir takım olarak bir performans gösterdi. Bence maçın aklı beraberlikti, berabere bitti. Çok ortada bir maç olduğunu düşünüyorum. Bence güzel ve eğlenceli bir maç izlettiler. İki takım da bir puana bence üzülmemiştir bu performansla ya. Ben iki tarafın da böyle hani şu kazanmayı hak etti diyebileceğim bir yanı olduğunu düşünmüyorum maçın. Sadece son topta Altay gerçekten iyi bir organizasyon yaptı. Orada Eskişehir için şans anıydı bence golün girmemesi. Son dakika momentumunu biliyorsun abi Pro Club'da ve FIFA'da. Evet, çünkü. Evet. Şimdi o zaman Miraç'cığım yavaş yavaş biz bir ikinci maçımız olan Karagümrükspor Fenerbahçe maçına istiyorsan geçelim. Şöyle bir istediğini alamayan iki takımın maçı olacak bugünün ilk maçlarında. Evet, Fenerbahçe berabere kaldı. Karagümrük en son 3-2 idi sanıyorum. 3-2 kaybetti Sivasspor Karagümrük. Bu arada demişler sen yorumcu musun Onur abi demişler. Hayır, ben Fenerbahçe takımının aynı zamanda menajeriyim ve ligimizin de spikerlik görevi, yayıncılık görevi bende. O yüzden de elimden geldiğince Fenerbahçe'nin maçları olduğu zaman tarafsız bir şekilde maçı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ikinci maçımız Karagümrük Fenerbahçe maçı. Karagümrük takımının ilk 11'ini sizlere vermek istiyorum. Sühan Gültekin şu anda Karagümrük takımının kalesinde oynayacak. Geçen hafta çok başarılı işler yapmıştı. Efe Ali Biter ve Özgür Ekici ikilisi stoperde bugün. Sol kanatta Arslan Ekşi geçen hafta çizgiden çıkardığı iki tane gol pozisyonu diyelim. Yani %100 gol pozisyonu hatırlayanlar oradan hatırlayacaklar. Emre 8'de goldü abi. Almasaydı o iki top. Kesinlikle goldü. Sağ bekte Metin Karagöz var. Orta sahada Mikail Yalçın ve Mutlu oynuyor. İleri üçlüde ise daha doğrusu orta sahanın üçlüsünde. Sol açıkta Hasan Mert. Sağ açıkta Doğukan Subaşıoğlu. Forvet arkasında Boran Bor. Ve forvette de Ertuğrul Seyhan 11 ile oynayacak Karagümrük. Bir 3-2 gibi bir skor vardı. 3-0'dan geri döndüler bu arada. Orada 3-2 bitti değil mi Miraç? Evet 3-2 bitti. 2 dakikada 2 gol buldu Karagümrük. Son dakikalarda da baskısını arttırdı ama Sivas direndi. Kazanan Sivas oldu. Anlatım biçimin maçı yaşatıyor. Yorumcu gayet iyi. Seni söylüyorlar Miraç'cığım. Altay ve Eskişehir maçı çok heyecanlı anlattın. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ederiz sizlere. Ve geçelim Karagümrük takımımızın, ligimizin köklü ekiplerinden olan Karagümrük takımımızın demecine. Ahmet Cansever isimli oyuncumuz bu yorumu yapmış. Geçen hafta aldığımız galibiyetin ardından hız Onur Online canı. Seri galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Bu hafta iki rakibimiz ama karşılarında zor anlar yaşatmak ve galibiyet almak için çıkacağız. Seyir zevki güzel maçlar olmasını umuyor. Rakiplerimize başarılar diliyorum demiş. Kısa ve öz bir demeçte bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz biz de buradan Ahmet'e. Ve geçiyoruz 1907 Fenerbahçe Espor takımının ilk 11'ine. 1907 Fenerbahçe Espor takımı biliyorsunuz ki ligde 3 defans oynuyor. 3-4-1-2 oynayacaklar bugün. Bakalım nasıl bir 11 ile dizecekler. Onur Taştan var kalede bugün. Onur Taştan gerçekten Fenerbahçe'nin yıllardır kalesinde hizmet veren ve her geçen gün üstüne daha da koyan bir kalesi. Bugün Onur Taştan kaleyi koruyacak. Stoper üçlüsü Oğuz Yücel, Batuhan Şipka ve Furkan Özdemir üçlüsü var bugün.
Sol açıkta Deniz Demet, sağ açıkta Ömer Yücel, orta sahada Emir Şahin ve son dakika transferlerinden Eray Yıldırım. Forvet arkasında Enis Küle oynuyor. Forvet'te de Eren Ayçer ve Alex Blum oynayacak. Bu arada arkadaşlar Alex'in ismini gördüğünüz zaman maçta ismini değiştirmemiş gibi düşünmeyin. Gerçek adı Alex oyuncumuzu. Bunu da söyleyelim. Ve deplasmandaki Fenerbahçe takımının demecine geçelim istiyorsan. Emir Şahin vermiş. Kaptanlardan Emir Şahin böyle bir demeç vermiş. Sezona iyi başladık ve hak ettiğimiz lider koltuğunu 4. hafta sonunda aldık. Karagümrük E-Spor ligi yeni katılan takımlardan birisi ve daha önce kendileriyle hiç resim müsabaka oynayamadık. Kapalı kutu takımlar her zaman tehlikelidir. Biz de önlemlerimizi buna göre aldık. Kendimize güveniyoruz, rakibimize başarılar diliyorum diye güzel de bir yorum yapmış kaptan. Evet, bu arada lütfen maçı başlatalım Miraç'cığım. Tamam, ben yazıyorum başlasın. Abi. Hemen bu arada da kadroları değerlendiririz. Abi, Fenerbahçe'nin 3-4-1-2'si var oynadığı. Uzun süredir sanırım bu taktikle devam ediyorlar. Stoper hattı çok güçlü gördüm ben. Orada sadece Oğuz'u çok fazla izleme imkanım olmadı. Onun çok özür dilerim. Çok özür diliyorum senden. Bu arada şunu da bilgisini verelim. Bugün sol açıkta Deniz Demet yerine Seyit Onbaşı yani Kubilay oynayacak. Onu da bilgisini verelim. Buyur. Buyur. Abi, Kubilay da gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Hem cam hem CDM hem kanat her yerde oynayabilen çok yetenekli bir oyuncu. Onu da belirteyim. Tanıyorum yakından. Abi defansta ben Oğuz hariç Fenerbahçe'nin iki stoperini de yakından tanıyorum. Batuhan da Furkan Özdemir de gerçekten ligin bence en iyi stoperlerinden. O yüzden üçlü defansta problem yaşayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Hücum hattı ise Eren Ançer'i zaten bence anlatmaya gerek yok. Çok yetenekli bir oyuncu. Hücum hattıyla Fenerbahçe'yi, hücum hattının kalitesiyle Fenerbahçe'yi bir tık önde görüyorum. Eğer kontrataktan gol yemezse bu maçta. Maçımız birazdan başlayacak arkadaşlar. Ben de tabii ki aslında normalde maça yorum yapmak tabii ki isterim ama aynı zamanda menajer olduğum bir takım olduğu için hani rakip bir takım da var. Şu anda o yüzden çok yorum yapmak istemiyorum. Ben daha çok yorum yapayım abi. O yüzden sana bırakıyorum. Abi sadece ben sana şeyi soracağım. Oğuz Yücel geçen maç golü atan isimdi Fenerbahçe'de. Stoper bölgesinden golü buldu sanırım. Hücum özellikleri var mı? Biraz anlatabilir misin bize? Hani hücum özelliği olan bir stoper mi duran toplarda? Şöyle söyleyeyim. Oğuz işte zamanında Alman milli takımında oynamış. Almanya'da hani bir ya da ikinci en iyi stoper. Alman liginde bir ya da ikinci en iyi stoper olarak anılıyor. Çok yetenekli bir oyuncu kendisi. Kendisi her mevkide oynayabiliyor. Birinci mevkisi stoper. Ama ön libero'da da CDM dediğimiz sağ açık, sol açık hepsinde oynayabiliyor. Yetenekli bir oyuncu. Belki geçen hafta ön libero'da oynatmış olabilir mi diye düşünüyorum ama sanıyorum stoper oynadı yine. Gol yeteneği tabii ki var. Ceza sahası içerisinde kornerlerde falan çok etkili bir takım oyuncu. O zaman yani muhtemelen Fenerbahçe hücumda kullanacak duran toplarda yani, Oğuz'u. Şöyle anlatayım sana. Oğuz, şimdi bak Oğuz stoperde, solunda Botu, sağında Fufi var. Furkan var. Evet, kendisi Almanya'daki liglerde çok iyi bir stoper olduğu için, hani bir ya da ikinci olduğu için tam ortaya konuluyor ve Furkan'la Botan'ı yönlendiriyor. Hani sen şimdi bas, şimdi geri gel gibi. Onlara 3 defansta ne yapması gerektiğini biraz daha anlatıyor. O yüzden de Fenerbahçe az önceki maça kadar gayet iyi gidiyordu. Bakalım bu maçta ne olacak? Evet arkadaşlar, Fenerbahçe maçı şu anda başlamak üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Saldır kanara Beşiktaş'ın maçı yok mu? Hayır, yok. Onur Reis yeni oyuncular için seçmen oluyor mu? Evet, lütfen Instagram hesaplarımızı takip edin. Oralarda göreceksiniz. Özkan'cığım haydi Fener diyorlar ve ben artık tamamen maçı tam ekran yapıp maçı anlatmak istiyorum. Sana da şeyi bırakıyorum. Chat'i falan sana bırakıyorum. Tamam. Evet, Karagümrük takımı uzun bir topla başladı. İsimler var, her şey var. Mükemmel bir maç anlatımı yapacağım. Gerçekten şu anda iştahım yerinden yerine geldi. Karagümrük takımı çok tehlikeli geliyor. Baran girmek istedi. Kubilay izin vermiyor. Uzun bir top. Ceza sahası içerisinde Baran, Furkan izin vermedi. Fenerbahçe şu anda ilk dakikalarda Karagümrük'ün atağını savuşturmak istiyor ama Boran şimdi tek bir içeri. Ceza sahasında çok tehlikeli kaleci. Hakeme baktım, bir geri pas var mı diye itiraz var ama oynayın diyor hakem. İstem dışı kendi bir top diyor. Kendi kalesine gol olabilirdi. Çok tehlikeli, çok sert bir ortaydı. Orada Furkan'a çarpan top. Tabii canım, bir animasyon olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ve şu anda Karagümrük Fenerbahçe'ye karşı gayet iyi başladı. Onu söyleyelim. Çok istekli Karagümrük. Çok orta sahaya geçirmedi başladı şu anda Fenerbahçe. Buradan bir gol çıkarmak çok istiyor Karagümrük. Çok baskılı ve önde oynuyorlar ilk 6 dakika itibariyle.
İlk 6 dakika itibariyle Fenerbahçe topu alamadı. Bir korner, arka direğe indirilen bir top var. Furkan şimdi uzun bir topla uzaklaştırdı. Emir almaya çalışıyor. Kaptan Emir aldı ve şimdi Fenerbahçe atağını izleyeceğiz. Alex. Alex'ten bir pas Eren'e. Fenerbahçe'nin ilk atağı golle sonuçlanabilir mi? Eren gitmeye çalıştı. Eren yetenekli bir oyuncu. Ceza sahasında Mutlu girdi. Mutlu izin vermedi. Ertuğrul. Boran. Tekrar Ertuğrul. Çok tempolu bir maç olacağı benziyor. Çok tempolu başladı maç. Yani bir orada, bir burada. Eğer gol erken gelmezse Fenerbahçe adına çok güzel maç izleriz. Hani skor erken bulamazsa Fenerbahçe çok güzel maç izleriz. Bu ceza sahası içerisinde Eren gidiyor offside hakem. Hakem offside dedi. Arslan Ekşi. Topu biraz ayağında fazla tuttu. Top Fenerbahçe'ye oyuncuları çarptı ama kalede Suhan var. Kalesinde güven veren isim derken hatalı bir top attı. Ömer Yücel, Enis'e. Enis'ten orada Emir var. Emir'den Alex Blume. Eren vurdu, Suhan kurtardı. İlk dakikaların şokunu attı Fenerbahçe. Miraç ne diyorsun? Karagümrük çok fırtına gibi başladı maça. Ama Fenerbahçe'de çabuk toparlandı. Aynı şekilde karşılık verdi. Şu an orta sahaları hiç göremedik maçta. Top bir orada bir burada. Açıkçası ben de çok merak ediyorum maçın gidişatını. Orta sahalar biraz devreye girmeli bence iki takımda da. Uzun toplarla tabii ki Fenerbahçe kontrolü yakalamaya çalıştı. Pas oyunu şu anda yok. Daha fazla hani bir an önce golü atalım oyunu var. Benim de gördüğüm kadarıyla. Ceza sahasında Kaptan Emir orada Boran'ı kaçırdı. Boran girmeye çalışıyor. O da bugün takımın etkili isimlerinden bir tanesi ama biraz fazla oynadı orada topla ve topu kaybetti. Ömer Yücel. Uzun bir top. Taça gidiyor top. İki takım da birbirinden sanki çekiniyor gibi hissediyorum ben. Yani bu arada Fenerbahçe Özgür'ün vurmuş olduğu top Alex'e çarptı ama pozisyon olmadı. Efendim ben açayım. Fenerbahçe bence Karayümrük'ten yiyeceği bir golden bayağı Eren vurdu ama orada son anda bir müdahale var. Dengesini bozdu Eren'in. Gerçekten iyi defans yapıyor Karayümrük bu toplarda. Ya Fenerbahçe kontradan yiyeceği bir golden bence bayağı çekiniyor. Çünkü gerçekten Karayümrük iyi kontraya çıkıyor ve golü bulduktan sonra iyi kapanan bir takım. Ve şu anda da golü yemek üzereler. Cezası aslında Oğuz'dan inanılmaz bir müdahale. Oğuz'dan hakeme itiraz var orada. Evet, şu an tribünler itirazını yapıyor. Alex topu aldı. Baktı. Eren oynadı. Eren güzel de bir orta geldi ama orada kaleye mi vurdu anlayamadım ama sanıyorum ortaydı bu. Evet, itirazlar devam ediyor Karagümrük. Taraftarları şu anda bir penaltı bekliyor. İsyan ediyorlar. Hakeme VAR'a git diyorlar ama hakem hayır diyor. Devam ettiriyor maçı. Enis şimdi oynadı Ömer'e. Ömer ceza sahasında. Alex geçti. Vurabilecekler mi? Sol pozisyonu. Alex 3 kişi 4 kişi karşısında. Neler yapıyor ama. Çok oynadı onlar. İnanılmaz şeyler oluyor gerçekten ama Karayümrük inanılmaz kapanıyor. Gerçekten şu dakikaya kadar hata yapmadılar. Fenerbahçe'nin hücumunda çok kaliteli ayakları var. Kontra atak yakalayabilirler mi derken çok güzel bir bas. Karagümrük adına gol pozisyonu olabilir mi? Batuhan karşılamak istiyor Boran'ı. Boran ceza sahasında Ertuğrul. Girdi. Furkan'la inanılmaz müdahale. İnanılmaz müdahale. Top bir o kalede bir bu kalede. Bu arada inanılmaz güzel bir bas kaleci hata yapacak mı? Haydi Deniz Yuhan. Maç Furkan bir anda heyecanlandı. Maç bir anda hareketlendi. Furkan'dan inanılmaz bir müdahale. Adeta golü engelledi. Ayağını orada sokmasa Karagümrük'ün golü atması işten bile değildi yani gerçekten. Yani Boran'ın da oraya kadar getirdiği topla hakkını verelim. Gerçekten iyi oynuyor bugün Boran. Karagümrük adına. Seyit şimdi. Ertuğrul. Orta sahada Emir'le. Emir tekrar pasını attı. Ertuğrul, Eren, Enis. Güzel pas düşüyor Fenerbahçe şu anda. Uzaklaştırılan top var. Fenerbahçe'de dikkatimi çeken bir şey var. İki tane yeni transfer 11'e girmiş hemen. Hı-hı. Eğer bu maçta da bir puan kaybı olursa bence bugün tercihlerde bir eleştiri olacaktır. İki tane yeni transferin oynadığı haftada iki maçta da puan kaybı olursa. Ertuğrul da şimdi sol kanattan geliyorlar. Enis ceza sahasının dışına Emir'e. Fenerbahçe topu döndürmeye başladı. Ama çok kişiyle savunma yapıyor Karagümrük orada. Bayağı fazla kişiyle savunma yapıyor derken Ömer topu aldı. Bir kontrol top olur mu? Emir, Alex, Eren'e baktı. Bir karambol var. Orada uzaklaştırılan top. Kontrol ataktan tehlikeli gelen bir Karagümrük var. Aynı zamanda organize atakla tehlikeli gelen Fenerbahçe var. Bakalım nasıl bir skor bizleri bekliyor derken hakem. Bu arada kırmızı kart beklentisi var ama hakem sarı kart diyor. Evet. Ömer stoper oyuncusu kanattaydı. Yani bu da Fenerbahçe. Pozisyon ama havadan atmadı. Özür dilerim Miraç. Bu arada tekrar özür dilerim Miraç. Ertuğrul ceza sahasına girdi. Güzel hareketler. Şimdi oynadı. Emir. Emir'den savunmaya bir pas. Topu kaptıracağıma oyunu açayım dedi sanıyorum kaptan.
Yani Karagümrük'ün sıkıntı çektiği dakikalar her zaman geride olduğu dakikalar. Şu anki oynanan oyun Karagümrük'ün içine geliyor açıkçası oyun tarzı olarak bence. Fenerbahçe ne kadar çabuk golü bulursa oyun o kadar çabuk lehine döner. Gol bulamazsa Fenerbahçe gerçekten Karagümrük kontralarla her an tehlike yaratıp golü bulabilecek bir takım görüntüsü çiziyor. Yani her golün gelmediği her dakika Fenerbahçe için ivme biraz daha Karagümrük'e dönüyor diyebiliriz değil mi? Bence ben katılıyorum kesinlikle bu yorumuna. Karagümrük kontratağı gerçekten çok iyi oynayan bir takım. Zaten görüyor bütün izleyicilerimiz de maçta. Ertuğrul şimdi Borona. Karagümrük adına bugün gerçekten çok etkili bir isim. Ceza sahasına Oğuz çok tecrübeli. Uzaklaştırdı. Artık ilk yarının son düdüğü çalmak üzere hakeme baktım. Bir dakikalık bir uzatma süresi var dedi. Bu dakikalar iki takım için de avantaj olabilir çünkü gerçekten güzel pas yapıyor bu arada Karagümrük derken. Evet, son atak gol olabilir. Mikail ceza sahasına doğru baktı. Müthiş bir basama. Karambol var yine. Oğuz'dan inanılmaz müdahale. İnanılmaz bir müdahale Oğuz'dan. Bir Furkan, bir Oğuz. Fenerbahçe'nin stoperleri Karagümrük'ün gollerini engelliyor diyebilirim. Gerçekten iki tane çok kritik müdahale. Hem Oğuz'dan hem Furkan'dan. Bu arada bomboş pozisyon olur kurtardı. Bir de olur kurtardı. Karagümrük şu anda Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda öyle bir oyun oynadı ki Miraç. Öyle bir oyun oynadı ki şu anda diyecek hiçbir şey yok. Tebrik ederim buradan Karagümrük'ü. Bir tek yapması gereken eksiği şu anda Karagümrük sanıyorum gol. Ya inanılmaz bir korner organizasyonuydu bu arada. Gerçekten bu analiz edilecektir diğer takımlar tarafından da. Bir anda çok hızlı ön direkte çok iyi orada adamı kaçırdılar. Birazcık daha iyi bir şut gelse gol olması işlem bile değildi. Karagümrük bence kontratak oyununu harika oynuyor. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmişler. Fenerbahçe aslında hücum deniyor. Son raddeye kadar da getiriyor topu ama Karagümrük şu dakikaya kadar hata yapmadı defansa. Karagümrük'ün yapacağı en ufak bir hata da golü getirecektir ama. İki takım da gol atmaya o kadar yakın ki hiçbir şey söyleyemiyorum açıkça maçla ilgili. Orada Oğuz ve Furkan dokunmasa iki tane golü vardı Karagümrük'ün. Ama aynı şekilde Fenerbahçe'de 3-4 kere kalenin önüne çok tehlikeli geldi. Son saniyede hamleleri vardı Karagümrük defansı. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek Miraç'cığım. Tekrardan yeniden ikinci yarıda karşınızdayız. Fenerbahçe takımı şu anda pasla başladı. Demek ki hani neden pas yapmıyoruz bunu biraz geliştirelim derken inanılmaz bir müdahale geldi defanstan. Karşı karşıya pozisyon olabilirdi. İnanılmaz bir müdahale geldi defanstan. Tam göremedim kim olduğunu, sen görebildin mi? Görmedim. Çok hızlı oldu. Çok ani gelişen bir pozisyondu. İyi paslaşmalarla geldi Fenerbahçe. İyi açtı Karagümrük defansını ama son pozisyona izin vermediler. Hasan Mert şimdi. Orta sahaya doğru oynadı. Güzel paslaşmalar. Ertuğrul vuracak mı? Emir geldi müdahale yaptı. Furkan'dan şimdi Ömer'e. Ömer'in sarı kartı var. Orta sahada Enis'e. Enis baktı. Şöyle bir Ertuğrul'a doğru oynadılar. Ertuğrul. Eren'de Alex'e. Bu arada inanılmaz müdahale. Kırmızı kartı gelecek kanka baktım. Hakem sarı kart mı diyor? Ne diyor? Sarı kart diyor. Sarı kart diyor. Efali ben çok doğru bir müdahale yaptı bence. Razı olurdum yani bir pozisyonda. Bence çok taktiksel bir fauldü. Yani ben sarı kart verileceğini bilse ben olsam ben de orada... Bu arada birbirine çarptılar. Eren. Eren girdi. Bomboş pozisyon Eren. 3 kişi. Arka direk. Kafa gol. Ömer attı. Fenerbahçe golü buldu. Ömer attı golü. Eren neler yaptı ceza sahası içerisinde? Miraç, Eren neler yaptı orada ceza sahası içerisinde? Görebildin mi? Eren orada gerçekten çok ekstra götürdü topu. Bu arada bir kaleciye faul var mı? Görebildim bilmiyorum bak çünkü... Ömer kafayı vurmadan önce Alex kalecinin önünde sanki duruyor ama sanıyorum bir normal bir pozisyondu o. Ya Karagümrüklülerin itirazını gördüm ben hakeme zaten pozisyondan sonra. Maçtan sonra kesinlikle tartışılacaktır. Ama gol kesinlikle bence Eren'e yazılmalı. Orada çarpışmasına rağmen herkes pozisyon bitti derken ekstrasını çıkardı, çizgiye indi. Güzel bir orta ve Fenerbahçe golü buldu. Aradığı golü buldu Karagümrük karşısında. Yani çok zor Miraç. Orada 6-7 kişinin arasında otobüs sakla, ortaya aç falan gerçekten çok zor. Karagümrük'ün ben nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyorum golden sonra açıkçası. Bakalım Karagümrük golden sonra defansında açıklar mı verecek yoksa bu arada Eren aldı ikinci gol olabilir. Eren'den Alex'e. Alex karşı karşıya gidiyor. Alex yanıldı. Alex gole gidiyor. Vuracak mı? Kendi girdi. Alex son anda Efe Ali biter. Efe'nin de bu da ikinci müdahalesi. Faulde de bence bir golü, belki de muhtemel bir golü önlemişti. Bu da iki etti. Efe'nin bu çok de bence iyi bir müdahaleydi. Hakkını verelim çok burada. Çok iyi müdahaleydi Efe'den. Karagümrük takımı şu anda biraz daha geride karşılıyor Fenerbahçe'yi. Eren aldı. Harika paslaşma. Ömer vuracak mı? Karambol var. Kendi kalesine pas. İnanılmaz şey oluyor. Orada Suyan uzaklaştırdı.
O bölgede bir anda kaleci geri pası eline alamayacağı için bir anda kaldı. Ve uzaklaştırdı, en iyisini yaptı. Eren bir ortada. Şimdi Karagümrük hata olabilir mi? Karagümrük gol için geliyor. Sağ kanattan Doğu. Orta saha oynadı Mutlu. Mutlu'dan tekrar arkadaşına. Kim var orada? Doğu. Müthiş bir pas. Fenerbahçe'ye karşı golle için geliyor. Karagümrük itilmeyeceğim ama. Hakem olsaydı dedi. Hakem olsaydı dedi. Baton hızı kullandı. Emir uzun bir top Eren'e. Yakalayabilecek mi? Eren yakalayamadı topu. Karagümrük spor taçatışı kullanacak. Maç bir anda hareketlendi. İki takım da bir anda gol için oynamaya başladı. Eray'dan Emir'e. Emir şöyle bir baktı kaptan. Kim oynayacak? Enis oynadı. Enis'ten cihazası için. Alex'e Eren vurdu karıcı şu an. Fenerbahçe golden sonra Karagümrük tabi biraz daha açıldı. Daha rahat geliyor hücuma abi, dikkat ettiysen. Karagümrük bir an önce golü bulmalı. Eğer golü bulamazsa kalesinde bence ikinci golü görmek üzereler. Onur online canı. Karagümrük taraftarları iyi günde kötü günde bu taraftar sizin ne diyor Barbaros? Teşekkür ederiz Barbaros'a. Burada takımı destekliyor. Çok teşekkürler Barbaros. Ben de çok bakamadım chat'e. Şu anda bakıyorum. Bilgi Antep karşısında 3-0 mağlup. Onun skorunu verebilirim. Bir son dakika bir 4-0 oldu. Şu anda Karagümrük takımı Doğu ile geliyor. Harika hareketler. Doğu ceza sahasında ama Eray izin vermedi. Eray izin vermedi. Şimdi orta sahada Ertuğrul var. Ertuğrul'dan Eren'e. Özgür orada Eren'in top almasına izin vermiyor. Özgür Eren'in top almasına izin vermiyor. Ceza sahası için çok tehlikeli ama Oğuz Yücel. Baştan önce konuşmuştuk. Çok tecrübeli olduğunu söylemiştim. Eren şimdi. 4 kişi var yanında. Eren şöyle bir baktı. Kimler var? Oyunu çok güzel açtı. Onur online. Orada Kubilay. Kubilay cihazasında Enis'e. Enis baktı. Hatalı bir pas. Enis ikinci pas almaya çalıştı. Alamadı. Şimdi Karagümrük spor takımı kontrada çıkıyor. Ertuğrul. Ertuğrul şöyle sağ kanatta Doğu'yu gördü. Metin. Orta sahada Mutlu. Çok iyi pas yapıyor şu anda Karagümrük orta sahada. Oyunu hem soğutuyor Fenerbahçe ataklarını hem de atağa çıkmak için güzel paslaşmalar yapıyor. Batuhan izin verecek mi? Batuhan'ın yanından geçti ama kaptenin bir müdahalesini yaptı. Dakika 73. Artık son 20 dakikaya. Son 15 dakikaya giriyoruz. Uzatmalarla beraber 20 dakikaya. Bakalım Karagümrük gole bulacak mı? Çok büyük bir hata olabilir Oğuz. Gerçekten inanılmaz bir stoper. Oğuz tecrübesini konuşturdu gerçekten. Orada bir sağ fake yaptı ama yemedi. Ediyorsa karşı durdu. Kornerler tehlikeli olabilir mi? Arka direğe kısa uzun kaldılar. Çok tehlikeli. Ceza sahası. Vurulamayan top. Doğu kendi çekti. 5 kişi müdahale geldi Enis'ten. Karagümrük yine çok çok iyi bir korner organizasyonu yaptı bence. Korner organizasyonlarına ciddi çalışmış Karagümrük. Ya şunu da söyleyelim ama kısa uzun kaldı Miraç. Yani orada Fenerbahçe stoperlerinin de hatası var. Yani ön direk arka direk ortasıdır genelde uzunların alacağı. Üst stoperin varsa. Evet orada bir anlık bir yerleşme hatası yaptı pozisyon olarak. Fenerbahçe defans da orada. Dakika 76 artık. Karagümrük maçı bırakmıyor. En azından bir gol alıp buradan bir puan almak istiyorum diyor. Kendi sahasında bir puan için. Şu anda gol için saldırmaya devam ediyor Karagümrük. Fenerbahçe hata. Emir sırtını koydu kaptan. Orada Alex var. Alex Eren'e ceza sahasında. Efe'li biter. Geldi Eren presini var. Hakem faul ama avantaj dedi. Doğu. Uzun bir top attı ters kanada. Arslan Ekşi, Hasan Mert Mikail. Uzun bir top. Fenerbahçe defansı zor anlar yaşayabilir mi? Eray geldi. Ertuğrul sıyrıldı. Furkan defansa yardım etti Furkan. Dakika 80. Sağlı sollu ataklar var Karagümrük'ten. Dakika 80. Ertuğrul kullandı. Bomboş pozisyon. Boran çok tehlikeli pozisyon olabilir. Mikail cezasında vurdu. Gol oldu. Kendi kalbi vurdu. İnanılmaz kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış. Gerçekten. Arka direk yine bomboş, yine bomboş, yine olur, yine olur, neler oluyor neler, neler oluyor neler. Fenerbahçe stoperlerin hatalarına bakar mısın? Onur ipten oluyor Fenerbahçe şu anda. Neler oluyor neler, Doğu ceza sahasında Ertuğrul girdi, yine müdahale bu sefer stoperlerden. Karagümrük sağlı sollu geliyor. Karagümrük sağlı sollu geliyor. Fenerbahçe hiç bu kadar zorlanmamıştı. Böyle bir maç yok. Dakika 83, bakalım gol gelecek mi? Onur neler yapıyor Miraç? Onur'un hakkını vermek lazım ama Karagümrük'ün de hakkını vereceğim. Her kornerde farklı bir organizasyon abi, fark ettiysen. Adeta neye uğradığını şaşırdı Fenerbahçe duran toplarda. Arka direk yine bomboş. Bu sefer Furkan geldi. İzin vermedi bu sefer. Sağlı sollu ataklar. Bir sağ kanattan korner. Bir sol kanattan korner. Her şeyi yapıyor Karagümrük. Yine bomboş pozisyon. Vuramadı bu sefer. Yani Miraç çok ilginç değil mi? Sürekli arka direk atılan top bomboş. Ve yine bomboş. Yani bu topu vurabilirdi. Hala boş kalıyor. Çok ilginç Fenerbahçe stoperleri şu anda. Bir yerleşim hatası yapıyor gerçekten Fenerbahçe stoperleri. Ama Karagümrük gol atmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Çok zor dakikalar yaşayacak. Ben şunu söyleyelim, hak etti de biliyor musun? Gerçekten hak etti golü.
Gerçek bence de yani çok fazla pozisyon buldu. Orada Onur'un çıkardığı ekstra 2 tane pozisyon var. 2 tane ilk devre çıkan pozisyonlar var. 4 tane bence çok net pozisyonu var Karagümrük. Bu arada Karagümrük yeniden geliyor. Durmadan geliyor. Sağdan, soldan, ortadan her yerden gelmeye devam ediyor. Son dakikadır artık. Ertuğrul Girdar'ı Fenerbahçe hata olabilir mi? Bomboş pozisyon Eren gidiyor. Dakika 89. Enis oynadılar. Fenerbahçe golü gidiyor. Enis şöyle baktı. Erken davrandı. Erken davrandı. Kaleciye bir bas büyük hata olabilir mi? Şu an uzaklaştırdı. Son 2 dakika diyor hakem. Fenerbahçe hocam maç bitti diyor. Karagümrük hayır diyor. Oyna diyor hakem. Son 1 dakika. Tutabilecek mi? Ertuğrul tuttu. 90+2. Son pozisyon olabilir. Eren girdi araya ama daha pozisyon bitmedi. Karagümrük gol için saldırmaya devam ediyor. Bir atak, bomboş pozisyon. Hasan Mert orta açtı, kaptanı bir müdahale yaptı. Eren uzaklaştırdı. Hakeme baktım 1-0 diyor. Fenerbahçe maçı kazandı diyor. Hakem Fenerbahçe maçı kazandı diyor. İnanılmaz şeyler oldu. Karagümrük inanılmaz goller kaçırdı. Onur kalesinde inanılmaz devleşti. Stoperler, Fenerbahçe stoperleri kornerde büyük hatalar yaptı. Ve Eren'in bu mükemmel ortasında Ömer'in atmış olduğu golle Fenerbahçe 1-0 kazandı. 1-0 kazanıyor Fenerbahçe. Bu arada Ömer mi Alex mi attı? Ömer attı değil mi? Evet Ömer. Ömer attı. Ya gerçekten inanılmaz bir maçtı. Yani yorum yapacak dakika bile bulamadık. O kadar atağın olduğu, o kadar hücumun olduğu. Bir saniye nefes bile alamadan adeta maçı seyrettik. İki takıma da ben çok teşekkür ediyorum bir futbol sever olarak. Gerçekten inanılmaz bir maç seyrettirdiler. Bugün Fenerbahçe kazandı. Ama bence çok ortada olan bir maçtı. Maçın hakkı bence beraberlik olan bir maçtı. Ama Fenerbahçe dar alanda bulduğu pozisyonu attı ve maçı kazandı. Kaleci ama Karagümrük'e da büyük övgüler var bu arada. Fenerbahçe defansına ve Onur'a bence bugün hakkı verilmeli. Çok çok ekstra bir performans çıkardılar. Çok teşekkür ederim Ahmet. Onur ağzına sağlık. İnanılmaz keyifli anlatıyorsun. Maç daha keyifli oluyor. Çok teşekkür ederim Ahmet'ciğim. Bir Fenerbahçe olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Karagümrük bu maçtan daha fazlasını almaya hak etti. Fenerbahçe büyüklüğüyle bulduğu golle maçı kazandı. İki takımı tebrik ederim. Burak'cığım bu yorumun çok kaliteli bir yorum. Çok teşekkür ederiz bu yorumun için. Oğuz ve Onur sayesinde Fenerbahçe etkisini yaratıyor. Onur maçın net yıldızı demişler. Lig puan tablosunu gösterebilir misiniz diyorlar. Lig puan tablosu şu anda izlemiş olduğunuz videonun altında arkadaşlar. Biraz aşağı kaydırırsanız orada hem puan durumumuz, hem internet sayfamız, hem Instagram hesaplarımız hepsi oluyor. Ve Instagram hesaplarımızda haftanın puan durumları, haftanın golleri hepsi paylaşılıyor. Mutlaka Instagram'ımızı takip edin. Miraç'ım çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Benimle beraber bu yayında olduğun için. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. Yayınımızı izleyen bütün arkadaşlarımıza çok 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 teşekkür ederiz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Instagram ve Twitter hesaplarımız aşağıda var. Mutlaka ama mutlaka oralara da takiplerinizi bekliyoruz. Burak yeniden güzel bir yorum yapmış. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.